Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Metin Yayınları'nın hazırladığı THT Geometri soru kitabında 5. bölüm testlerine başlıyoruz. Bu bölümde neler var? Üçgende benzerlik, üçgende merkezler ve üçgende alan konuları mevcut. Ve ilk testimiz nedir arkadaşlar? Üçgende benzerliğin birinci testini çözeceğiz. Bu testimiz öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Paralellik verilmiş ve burada 1'e 5 oran verilmiş. e 1 AC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle temel orantı yok mu burada? Evet var. Şunlar birbirine paralelse ise temel oran da şunun tamamına oranı olmak zorunda arkadaşlar. 1 bölü 5 olmak zorunda. Yani x burası 5 xtir Buraya kaç kaldı? 4x kaldı. E bizden c bölü yani 4x bölü a 5x isteniliyor. Cevabımız o zaman ne yaptı? 4 bölü 5 yaptı arkadaşlar. Birinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik ikinci soruya. İç açıları birbirine eşit olan iki üçgen arasında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle mevcuttur? Arkadaşlar İki açısı da bütün açıları mesela böyle bir üçgen ve böyle bir üçgen var. Bütün açıları birbirine eşitse bu nedir arkadaşlar bu iki üçgen? Bu iki üçgen kesinlikle ama kesinlikle benzerdir. Niye açı açı açıdan dolayı? Üçgenler birbirinin simetriyedir. Yo, üçgenler birbirine benzerdir. Bütün açıları eşit olan yani benzerliğin tanımı neydi? Karşılıklı açıları eşit ve karşılıklı kenarlarda belli bir oran varsaydı. Benzerlik teoremleri nelerdi? açı 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 kenar açı kenar ve kenar 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 benzerliği vardı arkadaşlar. E bütün açılar eşitse bu açı 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 benzerliğinden dolayı iki üçgen birbirine benzerdir. Geldik üçüncü soruya. Hocam üçüncü soruda paralellik verilmiş. Bak paraleller şuraya doğru sivriliyor. Temel rantıyı kullanacağız. Bize AB ve BC'den bahsetmiş. AB ve BC toplamından bahsetmiş. Tamam. Öncelikle şu temel rantıyı kullanalım mı arkadaşlar? Kullanalım. Bu temel rantta 6 bölü 9 oran olmak zorunda. 6 bölü 9 eşittir nedir? 3'e bölsen 2. 3'e 3. 2 bölü 3 oran olacak. Yani burası 2A ise tamamının 3A olması lazım. Buraya A kaldı. Hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1. Koldan kola da tekrara girmeye gerek yoktu. 2'ye 1 ise burası da 2'ye 1 oran olacak arkadaşlar. Adam bize AB ile BC'nin toplamını vermiş. AB ile BC yani 3B artı 3A eşittir. 18 verilmiş. B artı A buradan kaç çıkar? 6 çıkar. BD ile BE'nin toplamı yani bu toplam 2B artı 2A olduğundan 2 parantezinde B artı A olduğundan B artı da 6 olduğundan cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Üçüncü soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 4'e. Evet temel oranlı arkadaşlar ne diyeceğiz? Şimdi öncelikle şunlar birbirine paralel verilmiş. Bunlar da birbirine paralel verilmiş böyle. Şu paralekte hiçbir sayısal değer yok. Oran yok. X olsa da K katını yazmaya çekinmeyin arkadaşlar. Koldan kola geçişte. Direkt bunun bunun oranı bunun bunun oranı eşit değil mi? Yani burası X artı 2K'ya ne olacak? 8K olacak arkadaşlar. Eee şu üçgene bakacak olursak da arkadaşlar. Şuradaki kollar oranında buradaki kollar oranında eşit değil mi? Evet. Yani x eksi 1 bölü 6 eşittir. Tekrara girmeye gerek yok. Bakın koldan kola geçişte. x artı 2k'nın ne oranı arkadaşlar? 8k'ya oranına eşit. İşte o yüzden benzerlikte ya da açı ortaya da k katı. X'in de k katını yazabilirsiniz. Çünkü oranladığınız zaman ne oluyor? Oradaki k'lar birbirini götürüyor arkadaşlar. E ee, buradan işler dişler yapalım bakalım. 8x eksi 8, 8 eşittir. 6x artı 12'den. 2x eşittir 20'den x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 10 olarak buluruz. X'i buradan böylelikle 10 bulduk. Ama bizden AE isteniyor arkadaşlar. AE uzunluğu nedir arkadaşım? X eksi 1 yani 10 eksi 1'den cevabımız kaç çıkar? 9 çıkar arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik onuncu soruya. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerlikte de aynı açılı karşısı değildir. Oranlayacağız. Küçükten başlayalım. Alfanın karşısı x'in. Alfanın karşısı 12 oranı. Betanın karşısı 9'un küçükte. Betanın karşısı büyükte 18'e oranı. Aa hocam 1'e 2 oran var. 1'e 2 orandan direkt x'i 6'da bulabiliriz. Bak betanın karşısı 9 ken 18 olmuş. 1'e 2 oran var hocam. x ken 2x. x direkt 6 diye kafadan da hesaplayabilirsiniz tabii ki. Evet 5. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 6. soruya. ABC ile bak ABC ile büyük üçgenle EBD bak şu üçgen benzer verilmiş. İki üçgen benzer verilmişse arkadaşlar benzerliğin temel mantığı ne? Aynı açının karşısındaki kenarların oranları birbirine eşittir. Yani iki üçgen şu şekilde benzer bir yapıda verilmişse açıların eşitliğini yazacaksınız. ABC'deki A açısıyla EBD'deki E açısı birbirine eşit göster. Sonra B açısıyla B açısı her ikisinde de B açısı zaten aynı. Bunları da eşit olduğunu göster. C açısıyla da D açısı birbirine eşit olacak. Hocam C açısıyla da D açısında şöyle şey diye gösterelim. Pardon. Şurayı bir şey diye göstereyim mi arkadaşlar? Evet. Şuraya bir şunları bir sileyim. En baştan başlayayım isterseniz. Hocam şuradaki A açısı ile E açısı. A açısına çizgi diyeyim. E açısı da çizgi olsun. Sonra B açısı ile B açısı eşit. Sonra C açısıyla da D açısı eşit olacak. C açısına nokta dersem burası da nokta olacak. Biraz önce buraya nokta buraya çizgi demişim orada bir hata almıştım. Neyse açıları yazdık. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşittir. Noktanın karşısı 4'ün başlıyoruz. 4 bölü noktanın karşısı x artı 3 oranı eşittir. Bu çizginin karşısı küçük üçgende x'in çizginin karşısı büyük üçgende 10'a oranı diyeceğiz. x çarpı x artı 3 eşittir. 40 mı yaptı arkadaşlar? Evet. Çarpanlarını düşün. 2'ye 20 olmuyor. 5'e 8 oluyor arkadaşlar. Bak x yerine 5 koyarsam burası 8 oluyor mu? Oluyor. Yani x'i böylelikle ne bulduk? 5 bulduk. Ha çarpanlara da ayırmadan da yapabilirsiniz de çarpanları da ayırmada da 40'ın çarpanlarını düşüneceksiniz. Aynı şey zaten. 6. soru balık kesir oldu. Geldik 7. soruya. Hocam paralellik verilmiş. Direkt koldan kola geçiş. Şunun şunu oranı. Bunun bunun oranı değil midir? Evet. Aa, bir şeyler daha. Bu bilgiyle ben sonuca ulaşamam. Bir şey daha verilmiş olması lazım. Bak DE'yi kaç vermiş? 3 vermiş. Hmm. D3 verilmişse Hocam şunun tamamının oranı ne olması lazım arkadaşlar 3 bölü 9 olması lazım. Hiç 3 bölü 9 eşittir 6 bölü 6 artı B demeyelim artık. Bazı işlemleri kolaylaştıralım. 3 bölü 9 nedir? 1 bölü 3'tür hocam. 1 bölü 3 olacak. Yani 6 ise 3 katı 18 olacak. Ya da e, bur burada da 1 bölü 3 oranı olacak hocam. A ise burası ne olacak arkadaşlar? 3 A olacak deyip daha da kısa yapabiliriz. Peki 18 ise B'yi kaç buluruz? Bak tamamı 18'e 6'sı burada. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. Hocam tamamı 3A burası A ise buraya ne kaldı? 2A kaldı. O zaman 2A eşittir 8'den A'yı 4 bulursun. B de zaten belli. 12 A artı B isteniyor bizden. 4 artı 12'den cevabı kaç buluruz? 16 olarak buluruz. 7. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 8'e. 8. soruda arkadaşlar BAC açısıyla BAC açısıyla CDE açısı eşit verilmiş. CDE. Bakın. Açı eşitliği verilmiş. O yok bu yok şu yoksa. Büyük ihtimalle ne vardır? Benzerlik. Hele hele açılar eşit verilmişse. Bakıyoruz o zaman açılara da alacağız. Aa hocam şu açılar zaten her ikisinde de ters açıdan dolayı eşit. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse ise nokta karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. İki üçgen ne oldu arkadaşlar? Bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Niye? Bütün açılar eşit olduğundan dolayı açı 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 benzerliği. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Hocam burada, 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 burada. Karaladığım açının karşısı verilmiş. Valla şuradan bir başlayalım isterseniz. Burada aslında şey var ya direkt. Hocam çift çizgiden noktaya geçiş 1'e 2 gördünüz mü? Burada da çift çizgiden noktaya geçiş 1'e 2'yi direkt yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Ya da biz düşen alışkanız çift çizginin karşısı 12 çift çizginin karşısı 10. 12 bölü 10 eşittir. Burada noktanın karşısı var 24 bölü. Buradaki noktanın karşısı A diyelim isterseniz. A 2 kat 2 katından dolayı A'yı buradan 20 buluruz. Evet 20. Dediğim gibi bak çift çizgiden noktaya geçiş 1'e 2. Çift çizgiden noktaya geçiş 1'e 2. O şekilde de yapabilirsiniz. Sonra hocam şurası da işin içine giriyor. Artık yine 12 bölü 10 değil mi de? Bak çift çizgin karşısı 12 bölü çift çizgin karşısı 10. Yine benzerlik oranı 12 bölü 10. Bu sefer bu üçgenden tabii ki şuradan başlamıştık. Karadım açının karşısı B bölü. Karadım açının karşısı 15 dersek. Buradan 5'e böl 5'e böl 3 2. 2'ye böl 2'ye böl 6 6 kere 3 18 yaptı B. Şimdi bizden ne isteniyor? DE artı BC isteniyor. Arkadaşlar DE'yi kaç bulduk? B bulduk. E, BC'yi kaç bulduk? A bulduk. B artı A isteniyor. 18 artı 20'den cevabımız ne çıkar? 38 çıkar. Yani 8. soru balık kesir oldu. Geldik 9'a. Paralellikler var. Arkadaşlar şu paralel, şu paralel, şu paralel. Bir de A, E, E, L ve LC C Hocam 6'ya bakacak olursak şu temel orantıya bakacağız. Bu temel orantıda kaç çıktı? 1 bölü 3 oran var değil mi? 1 bölü 3 oran eşittir. 6 bölü BC'den dolayı. E buradan 18 mi geldi BC uzunluğu arkadaşlar? Evet BC uzunluğu 18 geldi. E hocam burası 18 ise şurada da bir benzerlik var ama bildiğimiz bir benzerlik var. Direkt eşitlik olduğu için orta taban yok mu arkadaşlar orada? Var. Yani 18 ise zaten direkt x ne yapar? Orta tabandan dolayı 9 yapar. Evet. 9. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 10. soruya. 90'lar havada uçuyor. Ne yapacağız? Dalacağız alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta'ya daldık. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hadi başlayalım bakalım. Alfanın karşısı 8'in. Alfanın karşısı 4'e. Hocam 1'e 2 oran var. Çok kolay aslında. Beta'nın karşısı 5 beta'nın karşısı 10 diyebiliriz. Ama devam edelim. Ee, nereden başladık? Şu üçgenden başladık. Beta'nın karşısı x bölü. Beta'nın karşısı 5 deriz arkadaşlar. 40 bölü 4'ten x'i de kaç buluruz? Böylelikle 10 olarak buluruz. 10. soru Ceyhan oldu. Geldik 11. soruya. AE bölü EB'nin uzunluğu 3 bölü 2 olarak verilmiş. AE bölü EB. Yani burası 3K iken burası 2K verilmiş. dg'yi 9 vermişler. Gençler şu paralelliğe bakacak olursak. Yukarıdan aşağı koldan kola oran 3'e 2. Burada da 3'e 2 olan mı olacak? Evet 3A'ya 2A olacak. Peki GC isimli x. E burada da 3 bölü 2 9 bölü 2 seçtiğimdir arkadaşlar şu paralellikte. Bitti gitti. Ya da 3A'daki 9 ise artık hızlanmanız lazım. 3 katı 3 katı x'e direkt 6 diyebilirsiniz. Ya da dediğimiz gibi 2A bölü 3A şu şekilde 2A bölü 3A eşittir. X bölü 9'a da eşit diyebilirsiniz. 3 katı 3 katından dolayı x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Yani 11. soru Akçay oldu. Geldik 12'ye. ABC bir üçgen ve şurada bir paralellik verilmiş. Şunlar birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. 2'ye 3 oran var. Ne yapacağız arkadaşlar? Kelebek ince ayrıntıları. Bak burada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 3. Hocam şuraya 2 ve 3 ye yazsam işime yaramıyor. Ama şuraya 2 a'ya 3 a yazsam en azından bu paralelliği de büyükte kullanabilirim. Niye? Temel orantıdan dolayı. 6 bölü 6 artı x eşittir 2 a bölü 3 a olacağından buradan a'lar gitsin. Buradan ne geldi arkadaşlar? 12 artı 2x eşittir 18 geldi. 2x eşittir 6 geldi. X de buradan kaç yaptı? 3 yaptı. Evet. 12. soru böylelikle denizli çıktı. Ve ilk testimizi bitirdik. Birinci testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende benzerliğini öğreniyorum. İkinci testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.